D-O. Genau. Die mittlere Reihe. E, D, K, O, N. Sehr gut. Die untere Reihe. N, E, Z, J, K. Genau. Gucken Sie mal nur auf das C in der unteren Reihe, bitte. Wird das hiermit schlechter? Ja. Mit diesem Glas besser? Besser. So, das rechte Auge geht mit auf. Wie ist denn der Seheindruck, Frau Rogen? Einen Schritt zurück, bitte. Geri bir adım mı? Ja. Noch ein kleiner Schritt zurück, bitte. Da sehen Sie ein rotes Kreuz vor sich, von Uli. Kreuz, ja. Ja, sehen Sie? Sehr gut. Ruhig noch ein klein bisschen, klitzklein bisschen vor. Klein bisschen vor. İleri. Ganz klein bisschen nach vorne. Çok az ileri. Sie muss nach vorne. Çok az ileri, Maiko. So? Ja, so. Okay, sehr gut. War's schön. Sehr gut. Hadi bakalım. Sanki mahpusa girecek. Yeni bir vlogdan herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel başlamıştık vlogumuza. Akşamdan yine başlattım ben annemle. Gözlükçüye gittik. İşte ölçümleri falan yapıldı. Siz de gördünüz. Oradan Leyluşum'a gittik. Dönere ve kötü haber gelmiş. Hatice teyze. Allah rahmet eylesin. Hatice teyzeyi kaybettik. Eniştemin annesi. Nur içinde yatsın inşallah. Biliyorduk, insan biliyor da böyle bir şey oluyorsun. Ay ne diyeyim, geldim şimdi bahçeye. Sonra vlog çekmeyeyim dedim. Ama o kadar canım sıkıldı ki. Ne yapayım, sizinle böyle hem konuşuruz hem ne bileyim. Bir de canlı yayın, bakın gördünüz mü? Yazmıyordum ya, spontan bir şekilde geliyordum ya canlılara. İşte ileri haber vermeden. Bugün haber verdim. Şimdi 5.30'da canlı yapmam gerekiyor. Çünkü yapamazsam yani ne bileyim o kadar yazmışım. İnsanlar görmüş. Olsun, ne yapalım. Hem böyle zor bir dönemde yanında olmuş olursunuz. Ablam gidiyor eniştemle, biletler alındı hemen apar topar. Saat 5.30'da galiba. Biz canlıya başlarken onlar yola çıkacak. Eşim götürecek Frankfurt'a. Saat kaçta dedi ablam? 7.30'da mı 8'de uçakları? Nereye uçuyorlar onu bile soramadım inanın. Perişan bir vaziyette. Sabahları çakal bana emanet. Sabah kalkacağım. Benim pufim çıkmıyor ya. Çıkacağım onunla bir tur atacağım. Sonra işte işe gideceğim. İşten geldikten sonra pufiyle hemen bir tur atacağım. Bu 4 günü bir şekilde atlatacağız. Sonra gideceğim dönere arkadaşlar. Öğleden sonra çalışmaya. Çünkü çalışanlardan biri büyük ihtimal ablamın yerine sabahçı olacak. Ve maçlar var. Çok iş oluyor. Mecbur. Mecbur. Neyse. Bir şekilde atlatacağız. Her türlü atlatırız. Ablam dedi pazar günü büyük ihtimal Zeynep dedi. Döneriz dedi. Ay bu niye ısınmış ya elim yandı. Bugün Netto'ya gittim. Erkenden vlogumu bitirdim ya. Ablam çağırdı beni de. Ablam beni sonra aradı arkadaşlar. Zeynep tamam hallettik dedi. Eleman gelmiş. Sen bir dinlen dedi. Ben apar topar vlogumu kapattım ama zaten çekimimi yapmıştım. Çalışacağım diye bir güzel hazırlandım. Dedim öyleyse ne yapalım. Tişörtümü çıkardım giymişken. 10 dakika kala arıyor beni. 12-10 dakika kala gelmedi. Yemeğimi de yemiştim dönere gideceğim diye. Sorun değil. Bakın nasıl kahve. Netto'ya gittim ya kahve almayı unuttum yine. Ablam Land Cafe Bio. Çok güzel Zeynep dedi. Toz. Toz kahve. Dedim kız bu kahve mi? Kahve kahve dedi. Al dedi. Dedim tamam şimdi bir kahve içeyim. Böyle bir kendimle baş başa bakayım. Alet edeva. Ah mikrofonu unuttum. Ya evde unuttum mikrofonu. Canlı yapacağım bir de. Allah beni ne yapmasın. Herkese günaydın. Saat 5 arkadaşlar. Bufiye yalvardım gelmedi. Ben de aldım oğlum. Çakalı. Tur atacağız. Aydınlıkmış bahçelere gidelim dedim. Yok diyor.
Büyük ihtimal sabahları annesinin bahçeye gitmiyorlar. Değil mi kuzum? Böyle kasabanın içinde tur atacağız büyük ihtimal. Bilmiyorum, şurada bir ufak park var. Oraya doğru yöneldi. Ay, nereye giderse gitsin. Tuvaletini yapsın da. Bir dolanalım. Bu fücüm de kaçtı. Gördü, kapıyı açıyorum, giyiniyorum böyle sabah sabah. Hemen babasının yanına, böyle babasının koynusuna saklandı benden. Sanki zorla çıkaracağım onu. Arkadaşlar, ben dün demiştim, demek istemiyorum. Totem yaptık ya, tişörtü girdik ya. Nasıl, görüyor musunuz? Görüyor musunuz nasıl aldık maçı? Dedim ama. Yani demek istemiyorum ama dedim. Bu maç bizim dedim. Ay, çok mutlu oldum. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve akşam 1-0 yok. 1-0'da evet, ben dedim gidiyorum Mehmet. Ya da 1-1 miydi ya? 1-0'dı galiba Türkiye. Ha, ya dedi izliyoruz falan dedim. Çok başım ağrıyor. Çok böyle yoruldum gibi ne yaptıysam. Dedim ben gidiyorum. Ama maç bizim zaten, yani izlememe gerek yok. Yattım ama mutfaktaki duyuyorum şimdi. Bir ses geliyor. Tabii karışık, karman çorman böyle. Anlayamıyorsun tam ne olduğunu ama bir ses. Kalkıyorum tekrardan. Gidiyorum, bakıyorum Mehmet diyor 1-1. Olsun, beraberlik de yeter bize. Yani beraberlikle de gidiyoruz, devam yani. Ah. Sonra artık gerçekten ortamı duydum. Hani birileri çok mutlu. İşte maç bitmiş falan. Türkiye dedi gol attı. Son şeyde. Ay dedim. Ama beraberlik de yetiyordu. Mutlu oldum. Öyle. Ama uyuyamadık. Güzel uyuyamadık. Bugün uyuklarız. Yapacak bir şey yok. Atlatırız bir şekilde. Ablamdan hayır haber yok. Hani gittiler mi? Akşam burada fırtınalar koptu. Tam nerede bilmiyorum. Çok gök gürledi. Yağmur yağdı. Ablam da böyle extreme veta. Frankfurt'ta işte uçak kalktı mı kalkmadı mı? Ablacığım dedim, uçağa binince oturunca bana yaz dedim. Tamam Zeynol dedi. Hani biz bindik. İptal olur mu olmaz mı? Ya da inince bana indik diye. Tamam Zeynep dedi. Hiç yazmamış. Tabii aklı orada değil ama illa yazardı ya. Bir haber alayıp kablandı. Rahatlardık. Ortam da şöyle. Şu çocuk parkının yanına geldi. Oğlum, nereye isterse oraya gidiyoruz arkadaşlar. Yönümüz yok. Yönü çakal belirliyor. Sabah sabah. Şu an saat 5. Gerçekten tam 5. 5'i 3 dakika geçiyor. Parkın içinden geçmeyelim be oğlum. Geçelim mi? Hadi. Ha, bak insan var orada. Gide bak, orada da bir köpek var. Ben de köpeklere yasak çocuk parkında diye. Burada da köpek var. Neyse. Devam. Turumuza devam. Gideyim sonra eve. Ay, bir kahve içeyim arkadaşlar. Kendime geleyim. Akşamdan hazırladım sandviçleri falan. Her şey hazır yani. Bir tek gidip çalışmak gerekiyor. Bizde durumlar böyle. Çakalım doymadı. Şimdi okulun parkına geldik. Değil mi kızım? Bir sürü insan var bavullarla. Nereden geliyorlar bilmiyorum. Çakal bekle. Bekle geçsin insanlar. Turistler. Havamız çok güzel ama. Bu fırtınadan sonra. Çakalı gezdirme operasyonu tamamdır. Bayağı gezdik. 40 dakikadır. Bunlar ne? Ay. Annem sabah sabah, bir de hala sıcak kapatamadım da. Oh, sabah sabah poğaça yapmış anneciğim.
Ellerine sağlık. Gidiyoruz şimdi eve kahve içmeye. Kendimize gelelim. Annem de hiç uyumamış. Ben de hiç uyuyamadım. Hadi bugün atlatalım. Her şey yoluna girecek. Geldim köpekleri almaya. Çıkarmaya. Annem. Oh. Şuraya bir oturalım dedi. Öyle git bahçeye Zeynep dedi. Sandalye dedi. Al dedi. Niye? Duydum. Oturmayacağım ya. Niye buraya oturuyor? Michael hiç oturacak yer yok. Aman bak orada masa. Burada kocaman koltuk takımı. Sıcak. Buraya oturuyoruz. Burada hadi bakalım. Burada. Yerleken. Yok yok istemeyeyim ben. Oğluşum. Ay kaçın. Yok. Dimoş buldun mu Dimoş'u? Yok. Aa. Ay kadım yok. Nerede o kızının? Şeye baktın mağazaya? Her yere baktım. Dimoş arıyor annem. Sabah ben buldum. Çakal geldi. Çakalı almaya. O bir çıkar o. Kedi o. Mayko saklanmıştır o bir yerlere. O bir bul Dimo'yu. Nerede Dimoş kızım? Bul Dimoş'u. Bir bul onu zor benimle. O sana. Git, o sana. Dimoş'u bul. Bak Dimoş buralara giriyor. De buralara. O da arıyor onu bak. Mike anladı bu seni. Anladı. Belki. Hadi bakalım oturalım 2 dakika. Gideyim sonra. Nereye otursan? De buraya oturacağım bak. Alsana bir yastık. İstemeyeyim ben yastık falan. Oğlum. Bu Dimoş'u. Hadi git ara Dima'yı. Dima ara. Hadi sen de git. İki ayağının üstüne kalkıp öpeyim seni. Yeah. Çakalım. Bak şimdi. Bana kıskandı. Kıskandı. Nerede Dima? Nerede Dimoş kızım? Git bul Dima'yı. Hiç Dima ile zoru yok onun şu an. Ay bahçeye geldim. Her su içindeyim. Anca şu an anlayabiliyorum sizi. Bunlar da bitti. Bakar mısınız? Oh. Oğlum bir daha yuvarlan. Bunlar da bitti. Ben de bittim. Niye bahçedeyim? Yüzümü yıkadım şimdi şurada çeşmede. Ay bu fin ne yapacağız kuzu? Yukarıya çıkmaya gücüm yok. Terasa. Bufi attı kendini. Ay otlar nasıl soğuk. O yüzden yatıyor bunlar böyle arkadaşlar. Dur çakalım dur. Birazcık Bufi'yi çekeyim ama. Ne oldu ağzını açık vereceğim etlerinizi. Ay çıkığım güzel mi? Ay inanın çimenler buz gibi. Şu çimenlere uzansam üşütür müyüm? Şuna da bakar mısınız şuna? Oturmuş karşıma. Ne oldu? Tamam. Tamam oğlum hadi gidelim. Gidelim etler mutfakta. Hadi. Hadi kalk. Kaldır koca poponu. Hadi. Oh. Niye bahçedeyim? Ay arkadaşlar 2 gün maç yokmuş. Yani 2 gün dönere gitmeyeceğim. Yine düştüm 4 ayağımın üzerine. Nasıl yoruldum bugün. O yüzden dedim patilerle geleyim. Tam yemeğimi yedim. Ne yedim? Soğuk cacık. Dünden cacık vardı buzdolabına koymuştum. Ay buz gibi cacık nasıl iyi geldi. Ay ne bu hava. Akşam fırtına. Sabah serindi. Şimdi çok sıcak ama bu böyle gitmez. Bu kadar sıcak olması ya dolu yağar. Gönül Hanım yazmış. Hanover'da dolu yağmış tüm gün. Büyük büyük diyor. İlk defa görüyorum diyor. Bu kadar büyük olmasını. Büyük ihtimal burada da patlar bir şeyler. Bir şeyler olacak ama ne olacak durun bakalım. Bekleyeceğiz göreceğiz. Ay bunlar da dünkü minderler. Atmıştım buraya. Ay, şimdi hiç üşenmeyeceğim. Gireceğim mutfağa kendime bir Türk kahvesi yapacağım. O kahveden tekrar içemem. Mümkün değil. Artık o gösterdiğim emaye taslı ne kadar olursa. Ama bir Türk kahvesi yapayım. Evet hak ettik bugün bir Türk kahvesi içelim. Kahvemi yaptım ama çok sıcak. Aynen dediğiniz gibi dün demiştiniz ya bana böyle ağır ağır pişireceğim. Köpüğünü kaybettim. Şöyle. Ama Türk kahvesi fincanım yok. Almak lazım. Böyle ikili satıyorlar. Onlar çok şirin böyle 2 kişilik. Misal eşinle falan içmek için. Görmüştüm Türk bakkalında. Bir de yanında su bardağı vardı böyle. Güzel. Biri mavi, biri pembe. Ne bileyim takım. Çok güzeldiler. Onlardan buraya almak gerekiyor ve bir tane cezve. Bir dahaki gidişimde aklımda bulunsun.
Hadi biraz kahveyi fazla koymuş olabilirim. Ben sert sevdiğim için. Şuna 3 kaşık koydum. Çok mu acaba? Tadına bakamıyorum şu anda. Bir de bakayım. Ay çok güzel. Tam kahve. Yani tam kahve. Bizim Bulgaristan'da Nova Brazilya vardı. Yani buraya gelmeden önce onu da yapıyorduk Bulgaristan'da. O da cezvede yapılır. Yani cezve için olan vardı. Ve makinede yapacaksan işte espresso makinesinde onun için ayrı böyle paketler satılıyordu. O cezvede olanı annem hep öyle yapardı. Yani bir Türk kahvesi değil. Ama yine böyle toz şeklinde. Oh, tamamdır. Bu benim tüm yorgunluğumu alır şimdi. Çok güzel. Çok beğendim. 10 numara 5 yıldız. Mehmet Efendi. Bir daha alırsam Mehmet Efendi alacağım yine. Ya da bildiğiniz başka kahve varsa. Ama burada yok. Burada fazla seçenek olmuyor arkadaşlar. Ah, sıcak olmasa böyle. Ama kahve yudum yudum içilir değil mi? Bakın yüzümü, elimi yüzümü yıkadım ya, terliyorum yine. Bıyıklarım terledi. Oh. Ablamla konuştum. Sabah dedim ya, ablam hiç yazmamış falan. Bizi uyandırmasın diye. Kız dedim, bütün gece uyuyamadım seni düşünmekten. İnsan dedim bir yazar. Saat kaçta çıktım ben? 5'te. 5'i 40 geçe falan toplandık. Çakalla çakalı bıraktım işte anneme. Annemle iki laf muhabbet. Eve gittiğimde öyle yani 6'ya çeyrek vardı, yazdı. Zeyno biz bir saat sonra köydeyiz diye. Onlar İzmir'e gitti galiba. İzmir'den Denizli'ye gideceklerdi. Denizli'den işte köye ya da ilçesine mi? Öyle bir şey. İlçe galiba. Bilmiyorum. Ta sabah varmışlar. Çünkü burada uçakları hava durumu yüzünden rotor yapıyor. 1,5 saat mı ne beklemişler falan. Yani bugün de anneme sordum. Şimdi ben rahatsız etmek istemedim. Tabii bugün cenaze günü. Annemi aramış. Defnettik demiş annem. Şimdi işte orada yemek veriliyor galiba. Bir şeyler veriliyor. Onu yapıyoruz demiş. Ya cumartesi ama büyük ihtimal pazar gelecekler. Öyle. Zaten dedim ya, 2 gün maç yokmuş. Her yer sakin, sessiz. Ay ben bilmiyordum. 2 gün maç yoktu. Ne güzel. Bakın Türkiye son maçı oynamış. 2 gün biraz mola. Cumartesi de Almanya oynuyormuş. Yıkılacak ortalık. Almanya. Hadi bakalım. Türkiye'nin burada devam etmesi çok çok güzel bir şey bence. Devam etsin. Bize de motive oluyor. Böyle şey oluyoruz ya, hani tuttuğum bir takım var. Tamam, Türkiye olmasa Almanya tutacaksın ama aynı şeyle tutmuyorsun onu sen. Ya Almanya'da yaşıyorsun diye Almanya, tamam Almanya oynuyor. O diğeri böyle kalpten gelen bir şey. Diğerine sevgiyle bağlıyız buna. Mecburiyetten diyelim, nasıl diyelim bilemedim. Öyle arkadaşlar, içeyim kahvemi. Soluklanayım, evde de şimdi işe gitmeyeceğim ya. Evde işlerimi hemen böyle kafamda çizdim planını. Ne işim varsa yemek bir şey yapmam. Yemek yapmayacağım ben de. Böyle kanut. Bir konuşuyorum. Kanat ve baget almıştım ya, tavuk bageti. Onları büyük ihtimal airfryer'e, çünkü cacığım da ben o cacığı çok yaptım. Tabii kalır ama iyi de oldu. Böyle cacığımız da var. Onları yapacağım airfryer'de. Zaten çabuk olur. Hiçbir şey istemiyorum bugün. Bugün tek bir duş alıp bir yatağa girmek istiyorum. Yatak odasına bir girdik eşimle, bir açtık o kapıyı. O kadar serin, o kadar güzel ki. Tek duş alıp uzanmak istiyorum. Gerçekten bugün çok yorucuydu. İşte de çok yorucuydu. Ama hemen yelkenleri suya indiriyorum. Bakın şimdi gitmeyeceğim diye. Yani beni 15 dakika önce görseydiniz, yemeğimi yedim, her şeyi hazırladım. Pufi'yle bir tur atacaktım. Çakalı çocuklar gezdirecekti. Ben işe hazırdım. Hayır dedikleri anda böyle bitti. Ben de bitti her şey. Çok acayip işte. Nasıl odaklandığına bağlı işte düşüncelerin. Şimdi gitmeyeceğimi bildiğim için böyle o yorgunluk birdenbire geldi böyle. Bir çöktü benim üzerime.
Çok enteresan. Her zaman öyle olur. İşte çalışırız, çalışırız. Mesela 2 saat daha fazla kalır mısınız derler. Tabii ki kalırız deriz. Çalışırız. İşten çıktığından, eve gelip oturduğun anda o yorgunluğu hissediyorsun. Öyle oluyor. Nedenini bilmiyorum. Ya da rahatlıyorum. Tamam, gitmeyeceğim diyerek. Onu bilmeden önce böyle büyük ihtimal kendi insan, ama bilerek yaptığım şey değil ki o benim. Hazırdım. Daha çalışabilirdim. Ama şu an biliyorsun gitmeyeceksin. Duş alıp yatsam mı diye düşünüyorum, değil mi? Yarın sabaha da hazırlayacağım. Of, var var işim var. Sandviçleri hazırlayacağım. Çakalı yine çıkarmam gerekiyor erken kalkacağım için. Neyse, yarın da hallettik mi? Cumartesi saat 6'danız arkadaşlar. Cumartesi her zaman saat 6'dan. Evet, öğle 8'de gitmek yok. Öğlen üstü eve. Aynen. Ben gideyim artık. Ah, gideyim, değil mi? Uzatmayayım daha fazla. Hiç bilmiyorum. Böyle 2 günü birleştirdim. Umarım çok çok uzun bir şey olmamıştır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın inşallah görüşünceye dek hoşça kalın.